Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Ben de bir tiyatrocuyum. 1994-95 öğretim yılında konservatuara öğrenci olarak başladım. Ve o tarihten bu yana kadar da tiyatronun, sanatın içinde bir insanım. 1998-99 döneminde devlet tiyatrolarına başladım. Konya Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak hayatımıza başladık. O tarihten beri tiyatroda, sanatın içerisinde insanlara hizmet vermeye, bir şeyler anlatmaya, bir şeyler söylemeye gayret eden bir insanım. Antalya Devlet Tiyatrosu'na göreve ne zaman başladınız? Antalya Devlet Tiyatrosu'na 2 sene önce Mart ayında bölge müdürü olarak atandım. Tayinen buraya geldim. Konya Devlet Tiyatrosu'nun müdürlüğünü yaparken Antalya Devlet Tiyatrosu'nun müdürlüğüne atandım. Ama müdürlük bizde bir görevdir. Bizler oyuncuyuz, bizler sanatçıyız. Görev süremiz boyunca müdürlük yapıyoruz. Asıl olan mesleğimiz oyunculuktur. 10. yıl hazırlığını yaptığınız Antalya Devlet Tiyatroları Uluslararası Tiyatro Festivali'nden bize biraz bahseder misiniz? Antalya yelpazesi çok geniş bir şehir. Hem sanat açısından hem kültürel faaliyetler açısından, tiyatro açısından yelpazesi bence dünya çapında bir şehir. Dünya çapında bir sanat merkezi olmaya aday bir şehir. Neden olmasın? Geldiğim günden beri hep bunu söylüyorum. Antalya dünya çapında bir festivallere ev sahipliği yapabilecek bir şehir. Neden bir Avignon olmasın Antalya? Neden bir Dubrovnik olmasın Antalya? Bu kapasiteye sahip bir şehir. Antalya'da yapılacak olan tiyatro festivalleri, yapılan tiyatro festivalleri çok daha büyüyerek, genişleyerek dünya çapında bir marka haline gelebilir. Bunun da zemin açısından, fiziki şartlar açısından Antalya açık hava tiyatro. Bundan daha güzel bir şehir olabilir mi? Dolayısıyla ben inanıyorum ki yakın gelecekte Antalya kültür, sanat, tiyatro adına çok daha farklı yerlerde olacak bir şehirdir dünyada. Dolayısıyla devlet tiyatrosu olarak biz de bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz ve ilerliyoruz da. Devlet tiyatrosu Türkiye'de, devlet tiyatroları Türkiye'de bir markadır. Bunu kabul ediyorum. Şimdiki görevimiz aslında dünyada marka olmaktır. Dünyada marka olmanın yollarından biri de işte bu festivallerdir. Tiyatro festivalleridir. Antalya'da bizi dünya markası yapabilecek bir şehirdir. Antalya Devlet Tiyatroları'nın festivalinin bu sene 10.sunu yapacağız. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Geçmişte birçok grubu, birçok ülke dışı tiyatroları ağırlamış bir ekip olarak bu sene açılışımız, festival açılışımız 17 Mayıs'ta Aspendos Antik Tiyatro'da olacak. Bana göre çok değişik bir adım olacak, güzel bir adım olacak ve güzel bir akşam geçeceğini de düşünüyorum. Şu anda onun hazırlıkları devam ediyor. Geçmişte de onlarca grup geldi Antalya'ya. Ama bu festivalin bir şeyi var, eksikliği var. O eksikliği tamamlamamız lazım. Bu festival kendi kendimize yapıp, kendi kendimize bildiğimiz bir festival olmamalı. Dünyanın bildiği bir festival olmalı. Olay bu. Dünya bilecek bu festivali. Dünya çapında bir festival olmalı. Dışarıdaki
en iyi tiyatroların, National'ların, Moskova Sanatların bu festivale gelmek için sıraya girmesi gerekmeli. Yani bu hale gelmek için şu anda çalışmalar, aslında zemini iyi kurmak lazım, kuruyoruz. Bu hale gelmeliyiz. Dolayısıyla Aspendos bunun için çok önemli bir adım. Aspendos'un ambiyansı, havası, o ortamı dünyada başka hiçbir tiyatroda yok. Var olan 2000 yıllık bir tiyatro. 2000 yıllık. Tabii ki yapılmış çok büyük tiyatrolar var ama yapılmış. Bu 2000 yıl önceden elimizde hazır ve mükemmel dünya çapında bir mekan, sahne. Dolayısıyla biz bunu çok iyi bir adım olarak değerlendirmemiz lazım. Dünya çapında bir festival olmayı başarmamız lazım. Bunun için de sağlam temeller üstüne gitmek lazım. Biz bunun için uğraşıyoruz Antalya Devlet Tiyatrosu olarak. Güzel bir gelecek var bu festival için. Ve bu festivalin kanalıyla Türkiye'deki sanat için, tiyatro için, devlet tiyatrolarının dünyaya açılan penceresi olabilir Antalya Tiyatro Festivali. Bu çok önemli. Dünyaya açılan penceresi olacağına inanıyorum Antalya Tiyatro Festivali'nin. Dünyadaki bütün en iyi grupların, dünyadaki en prestijli tiyatroların Antalya'ya gelebilmek için 2 sene önceden gün alacakları günü görüyorum. Olacak diye düşünüyorum. Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahne almış olan ve sizin yönetmenliğini yaptığınız 4. Ay adlı oyun için bize neler söylersiniz? Dünya Tiyatrolar Günü'nde tüm Türkiye'de, tüm sahnelerde oyun oynanacak ve ücretsiz olacak. Binlerce kişi bu sahneleri dolduracak. Antalya Devlet Tiyatromuzda da bu akşam 4. Ay adlı oyunumuz oynayacak. 4. Ay yakın bir geçmişte premierini yaptı. Oynamaya devam ediyor. Halkın ilgisi oldukça fazla. Beğenisi fazla. Dolayısıyla 4. Ay oyunumuz 27 Mart akşamı Antalya Devlet Tiyatrosu'nun perdelerini seyirciyle buluşturacak. 4. Ay adlı oyunumuzda hikayesi kadınlarımızın yaşadıkları sorunlarla alakalı, karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri sorunları anlatan, aynı zamanda töre, cinayet, kaba kuvvet, bunları dile getiren ve bunların ne kadar insan ruhuna zarar verdiğini gösteren bir oyundur. Gerçek bir hikayesi vardır. Dolayısıyla etkileyici bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sevgili seyircilerimiz için 4. Ay oyunuyla ilgili bizlere neler söylersiniz? Biraz konusundan bahsetseniz. Bir İsveç'te geçen bir hayat hikayesi. İki kardeş arasında. Kız kardeş İsveç'te tabii Türkiye'den göç etmiş bir aile. Orada biraz oranın kurallarına göre yaşamak istiyor. Oranın şartlarına göre yaşamak istiyor ama abisi kendi kuralları ya da aile kuralları ya da töre kurallarıyla kalmasını istiyor. Fakat ikisi arasında bir çatışma doğuyor. Bu çatışmayı konular çok farklı boyutlara, şiddete, her şeye doğru gidiyor. Tabii oyun seyrederken ilk 15 dakika, 20 dakika böyle diye seyrediyorsunuz. Fakat ondan sonra oyunun çok farklı bir boyutu olduğunu görüyoruz. Bunu tabii söylemek oyunun sürprizini bozar. Oyun aslında iki kardeş arasında geçen bir oyun gibi görünüyor. Ama oyunun tamamını izledikten sonra çıkarken diyorsunuz ki ben ne izledim? Bir değişik, etkileyici bir oyun.
Antalya Devlet Tiyatrosu yeni dönemde projeleri neler olacak? Ya da ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bize biraz ipucu verir misiniz? Şimdi Antalya Devlet Tiyatrosu'nun dedim ya, yelpazesi çok geniş. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ortaya koyacağımız projeleri iyi değerlendirmek, iyi seçmek ve karizmasının çok geniş tutulması lazım. Oyunların karizması. Antalya seyircisini zaten biliyoruz. Ama bunun yanında Antalya'da öyle bir seyirci var ki sizi dünyaya açabilir. Çünkü Antalya'da %40'a yakın bir yabancı nüfus var. Değil mi? Bu yabancı nüfusu ne seyrettirebiliriz? Bunu da düşünmek lazım. Bu da aslında düşündüğümüz masanın üstündeki planlardan biri. Çünkü o seyrettiği şeyi kendi memleketinde anlatabilir. Kendi akrabalarını anlatabilir. Sizi dünyaya açabilir. Antalya'da böyle bir nüfus var. Bunu iyi düşünmek lazım. İyi yatırmak lazım masaya. Festival bu açıdan yine aynı şekilde. O insanların izleyeceği ya da beğeneceği bir festival içerisindeki oyunlar sizi dünyaya o insanlar kanalıyla açabilir. Önümüzdeki sezonlarda bunları iyi düşünmek lazım, iyi planlamak lazım. Biz zaten Türkiye içerisinde turne tiyatrosu olarak çok geniş bir turne programımız var. Nisan ayı içerisinde Antalya Devlet Tiyatrosu Isparta'da, Windsor'un Şen Kadınları'yla. Nisan ayı içerisinde Antalya Devlet Tiyatrosu Elazığ Malatya'da, Godoy'u Beklerken'i Beklerken'le. Nisan ayı içerisinde Antalya Devlet Tiyatrosu Alanya'da çocuk oyunumuz Bremen Mızıkacıları hikayesiyle. Nisan ayı içerisinde Antalya Devlet Tiyatrosu Ankara'da Küçük Hanımlar Küçük Beyler Festivali'nde. Çok şu anda bugün akşam biz Ordu Rize'de aynı zamanda 27 Mart'ta Antalya Devlet Tiyatrosu olarak Godoy'u Beklerken'i Beklerken'le Ordu Rize'de perde açacağız. Çok geniş bir turne programı var. Ama kadrolarımızın da genişlemesi gerekiyor. Biraz elimizin rahatlaması gerekiyor. Şimdi zaten hani Sayın Bakanımızın da açıkladığı bu kadro meselesinde çok güzel gelişmeler var. Genel müdürümüz bunun üstünde yoğun çalışmalar halindeler. Genel müdürlüğümüz en kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha rahatlayacaktır ekipler. Daha sağlıklı ve daha programlı, düşüncelerin daha karizmalı, daha vizyonlu olduğunu, olması gerektiğini, olacağını iyi planlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu çalışmalarını son sürat hızla sürdürüyoruz. Bakalım önümüzdeki günler bizi neler bekleyecek, göreceğiz. Teknoloji çağında yaşadığımızı düşünürsek, tiyatronun bugün dünya üzerinde ve Türkiye'de ne durumda üretimler yapıldığını düşünüyorsunuz? Tabii ki teknoloji bize yardımcı oluyor. Olmaz mı? Ama tiyatro her zaman yine içeride. Yani teknoloji destek ama hepsi değil. Yani tiyatro bir kere oynadığımız metinler hala hep bir şey söyleyen, bir şey anlatan metinler. Yani Shakespeare'in yazdığı oyunlar dünyanın her yerinde, tiyatrolarda hala oynanıyor ve hala da geçerli. Bu tiyatronun farklı bir sanat dalı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu bizi Türkiye'de tiyatro sanatı devlet tiyatroları olarak bence bir marka, devlet tiyatrosu Türkiye içerisinde.
Çünkü Türkiye'nin her yerinde olan bir tiyatro, devlet tiyatrosu. Her kasabasında, her köyünde, köy turnelerimiz var bizim, ilçelere, illere. Bu bizi Türkiye'de iyi bir noktaya getiriyor. Ama dünyada devlet tiyatrosu, Türkiye'deki devlet tiyatrosu diyorsak ya da Türkiye'deki tiyatro sanatı diyorsak neredeyiz? Çok üst noktalarda değiliz. İşte bunu yapabilmek için şu anda adımlarımızı iyi atmamız gerekiyor. Atıyoruz da. İyi ekipler kurmak gerekiyor. Yabancı dile çok önem vermek gerekiyor. Yabancı dil çok önemli. Yabancı dil demek, yabancı dilde oyun oynamak demek değildir. Araştırmak anlamında, yurt dışına gidip festivallere katılabilmen için ya da araştırmasını yapabilmen için yabancı dil bileceğiz. Yani konservatuvarda okuyan genç arkadaşlarım bunu lütfen çok dikkat etsinler, dikkate alsınlar. İngilizce, Almanca, Rusça, Japonca, İspanyolca bilmiyorum ama anlaşacağımız bir dil muhakkak barındırmalıyız bünyemizde. Ondan dolayı biz dünyada çok var değiliz. Gerçekten dil bilmiyoruz çünkü. Bunu başarmalıyız. Dil bilen insanları da aramızda, içimizdeki dil bilen insanları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlar önemli. Bu adımları atmalıyız. Festivallerimiz önemli. Dünya penceresini, dünya kapılarını açılabilecek festivallerimiz önemli. Yenilerinin eklenmesi önemli. Devlet tiyatrosu bence büyümeye devam ettikçe dünya pencerelerini aralayacak zamanı yakın gelecekte tutacaktır. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili sevgili seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Bugün Dünya Tiyatrolar Günü, 27 Mart. Bizler için önemli bir gün. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü, hadi pastörfleyelim günü değil. Bizler için bu bir şeyler söyleme günüdür. Bir şeyleri anlatma günüdür. Tiyatrocunun misyonu da budur. Sahne üstünden naif bir şekilde, kibar bir şekilde, kimseyi incitmeden, kimseye zarar vermeden bir şeyler söylemesidir. Seyircilerin ne alacağı, evine ne götüreceği cebinde bilmiyorum. Oyunladığımız oyunlarla doğru orantılıdır. Herkes farklı şeyler çıkarır. İşte bugün onları söyleme günümüzdür. Her zaman doğruları söyleme günümüzdür. Biz hiçbir zaman oyunlarımızda kendi uydurduğumuz bir şeyleri söylemeyiz. Yazarların yazdıkları şeyleri söyleriz. İşte bugün o gündür. Dolayısıyla Dünya Tiyatrolar Günü anlamlı bir gündür. Tiyatro iyidir. Tiyatro insana iyi gelir. Tiyatrodan kimseye zarar gelmez. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir gündür. Güzel bir tarihi vardır. İnsana insanı insanla insanca anlatırız. Bu yapılmış en güzel tariftir. Dolayısıyla tiyatrolar günü diğer günlerden, yani işte diğer böyle buna benzer günlerden bir tık daha önemlidir. Çünkü seslendiğimiz, hitap ettiğimiz kitle çok geniştir. Halktır. Biz halka tiyatro yapan bir kurumuz. Halka yaparız tiyatroyu. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz devlet tiyatroları olarak. Biz Türkiye'nin her köşesindeyiz. Cizre, Nusaybin, Yüksekova, Ağrı, Malatya, Elazığ, Van, aklınıza gelebilecek her yere turneye gidiyoruz. Biz halka tiyatro yapıyoruz. O yüzden yaptığımız oyunlar, söylediğimiz şeyler bir
tık fazla daha değerli olmak zorunda. Dolayısıyla bizim devlet tiyatrosu olarak farkımız budur. Biz hizmet kurumuyuz. Son olarak Kanal V ve Sanat'la 30 dakika programına neler söylersiniz? Kanal V'ye çok teşekkür ediyoruz. Dünya Tiyatrolar Günü adına yaptığınız bu programdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi ya da sesinizi bir insanlara duyurabilmenin en güzel yolu tabii ki kameradır. Biz bu kameraları her zaman ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kanal V'ye, Antalya'mızda var olan bu kanalımıza bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her zaman biz buradayız, oyunlarımızla birlikte, bedenimizle ve ruhumuzla ve kalbimizle birlikte topluma, seyircilerimize, halkımıza oyunlarımızı oynamaya ve onlarla birlikte var olmaya devam edeceğiz. Onların peşindeyim. Klişe. Evet, klişe üretmeyen, boş laf söylemeyenlerin, sahneyi bir ego gösterisine dönüştürmeyenlerin, sulu espriler ya da ucuz etkilerle izleyiciyi tavlamayanların, yaşamdan kaçmayanların, zamanımızı çalmayanların, baştakilere yaranmak için 40 takla atmayanların peşindeyim. Beni güldüren, ağlatan, şaşırtan, yadırgatan, düşündüren, ezberimi bozan, belki de bir an durup kendime döndüren, evet, kendime döndüren tiyatro ustalarının peşindeyim. Tüm tiyatro emektarlarının 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Bir dahaki hafta seçkin konu ve konuklarımızla Sanat'la 30 dakikada ve yine yeniden birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin ve sanatla kalın.